herkes sabırsızlıkla yeni şarkılarını beklerken İbrahim Tatlıses albüm tanıtımı yerine yeni bir kebap salonunun açılışını yaptı hafta içi. Kebap salonunun açılışında İbrahim Tatlıses'ten sürpriz bir itiraf geldi. Ben hamburger de yedim, özür dilerim. Evet evet, yanlış duymadınız. Adı kebapla lahmacunla yan yana anılan İbrahim Tatlıses hamburger yemiş. Ben hamburger de yedim. Bu şok itirafın ayrıntılarına az sonra döneceğiz ama öncesinde mekanın açılışını yapmamız lazım. Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ve yakın dostlarıyla birlikte kurdeleyi kesiyor İbrahim Tatlıses. Hadi bakalım, hayırlı uğurlu olsun. Abi. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Herkes kurt gibi acıkmış. Tatlıses'in lahmacunlarını bekliyorlar. Mekan yeni, garsonlar biraz acemi, servis gecikiyor. Ben gelecek efendim, daha Geliyor, lahmacun geliyor. Lahmacunlar gelecek ama ne zaman? Küçük bir lahmacun krizi yaşanıyor açılışta. Lahmacun çek! Ne oldu, lahmacunu getir, lahmacunu anladın. Öldük ağzımızdan ya. Lahmacunlar gelene kadar bir iki sohbet edelim bari. İnsanın aklı yemekli olunca sorular da o yönde geliyor. İbrahim Tatlıses kebabı, lahmacunu çok sever. Peki hamburgerle arası nasıl acaba? Ben hamburger de yedim, özür dilerim. Sakın aman yanlış anlaşılmasın. Yanlış anlaşılacak ne var İbrahim Bey? Sadece biraz şaşırdık. Sizi hamburger yerken hiç düşünmemiştik doğrusu. Ben... mağdur kaldığım zamanlarda yedim. Mağdur? Tabii. Niye? Niye ama? Lahmacun mağduriyeti çektiğim bir yerde, hiç olmadığı bir yerde mecbur kaldım yedim. Şimdi anlaşıldı. Mecburiyetten yediniz yani hamburgeri. Biz de İbrahim Bey lahmacuna ihanet mi etti diye düşünmeye başlamıştık. Lahmacunların geleceği yok. Biraz da politikadan konuşalım. Hayranları İbrahim Tatlıses'in politikaya atılmasını istiyorlar. Tatlıses Mustafa Sarıgül'e rakip olur mu acaba ileride? Herkes kendi işini yapacak. Herkes kendi işini yapacak. Kolay gelsin, kolay gelsin. Mustafa Sarıgül İbrahim Tatlıses'le karşı karşıya gelmek mi istemiyor yoksa İbo'nun politikaya mı atılmasını istemiyor, orasını tam anlayamadık. Çünkü bu sırada lahmacunlar geldi. Gelsin lahmacunlar, aslanım benim, aslanım benim. İbrahim Tatlıses lahmacunları kendi elleriyle servis yapıyor konuklarına. Abicim acısızlar oraya geçiyor. Şöyle kendi ellerinle. Sen acılı mı, acısız mı yiyeceksin? He. Çok da güzel gözüküyor lahmacunlar. Ağzımızın suyu aktı valla. Olsa da yesek şöyle acılı acılı. Konuyu değiştirmek bizim için de en hayırlısı galiba. İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde'yi istemeye gelecekleri haberleri çıktı hafta içi. İbrahim Bey kızını mı evlendiriyor? Ne evet ne hayır diye bir cevap veremem. Yani ben kızım artist değildir. İbrahim Tatlıses Perihan Savaş'tan dünyaya gelen kızı Melek Zübeyde'yi basından uzak tutmaya özen gösterdi bu zamana kadar. Bundan sonra da böyle olacak galiba. Magazinsel olaya sokuyorsunuz. Ben biliyorsunuz yıllardır çoluğumu çocuğumu geri çeken bir insanım. Ha beni her türlü yere vurun, kaldırın, indirin ama bu tür şeylerde soru sormayın. Muhabirlerden birinin Perihan Savaş'ın isteme olayını doğruladığını söylemesi üzerine ortam biraz geriliyor. Şimdi senin yanında telefon açacağım. Sen diyeceksin ki Perihan Hanım biz sizden konuştuk, siz evet dediniz. Eğer sana evet dediyse ya sen rezil olacaksın ya ben rezil olacağım. Ben konuştum sabahleyin abi. Peki aynen açıyoruz. İbrahim Tatlıses dediğini yapıyor ve Perihan Savaş'ı cep telefonundan arıyor. Ama kameraların çekmemesi için uzak bir köşede konuşmayı tercih ediyor. Perihan Savaş'ın bu konuda özel bir açıklama yapmadığını öğrenince de keyifli bir şekilde yanımıza dönüyor. Bu derde ben nereden düştüm bilemem ringilom bilemem ringilom. Böyle güzel bir günde yeri değil ama sormadan geçmek de olmaz. Sauna çetesi operasyonu sonrası savcılık İbrahim Tatlıses için 18 yıla kadar hapis cezası istiyor. İbrahim Bey bu konuda ne söyleyecek acaba? Ama efendim işte mühim olan Muhammed Ali Kılay gibi ayakta durmak ve nakavt olmamak efendim. Bütün olay bu. Olmak veya olmamak. Mesela burada yatıyor. Olmak ya da olmamak sözleriyle Shakespeare'in unutulmaz eseri Hamlet'ten alıntı yapıyor İbrahim Tatlıses. Bu sözlerle dimdik ayakta durduğunu ima ediyor. Daha sonra da basın mensuplarına yeni kebap salonunun mutfağını gezdiriyor. Kebap ay.